Merhaba, ben Mirç Onay. Bu videomuzda işletme hesabı defterinde dönem sonu işlemlerini inceleyeceğiz. Sonrasında işletme defterindeki gelir gider kayıtları birlikte yapıp dönem sonu hesap özetini çıkartacağız. Bu böylelikle işletme hesabında gelir gider kayıtlarını ve hesap özetini tamamını tamamlamış olacağız. Bundan önceki videolarımda gelir kayıtları nasıl yapılır, gider kayıtları nasıl yapılır diye iki ayrı videomuz vardı. Bu onun üçüncüsü şeklinde bir video. Daha önceki videoları incelemediyseniz onları da kanalımda inceleyebilirsiniz. İşletme hesabı defterinde dönem sonu işlemlerinde birinci inceleyeceğimiz konu envanter. Envanter, işletmenin herhangi bir zamanda elinde bulunan ekonomik değerler, para, mal, demirbaş, taşıt, bina, arsa gibi sayarak, tartarak, ölçerek değerlendirilmesine envanter denir. Elimizdeki ekonomik değerlerin sayılarak, tartılarak, ölçülerek değerlendirilmesine envanter deniyor. İktisadi bir kıymetin varlığının elle sayılarak tespit edilmesine fiili envanter, kayıt ve belgeler üzerinden tespit edilmesine kaydi envanter adı verilir. İşletme hesabı esasına göre defter tutan tacirler, mal alım satımı ile uğraşıyorsa yıl sonunda mal envanteri yapmak durumundadır. Şöyle ikinci bölümümüze geçelim. Burada bir ekranı da büyüteyim. İşletmeler işe başladıkları tarihte ve bundan sonra da her dönemin sonunda mal mevcutlarını saymak, ölçmek, tartmak ve değerini tespit ederek, envanter yaparak işletme hesabı defterine kaydetmek zorundadır. Sayım ile belirlenen mal miktarı maliyet fiyatlarıyla değerlendirilerek dönem sonunda mal mevcudu bulunur. Dönem sonu mal mevcudu bir sonraki yılın dönem başı mal mevcudunu gösterir. İsteyenler ayrı bir envanter defteri tutarak emtia mal envanterini bu deftere kaydederler. İşletmenin mal mevcudu işletme defterinde gösterileceği gibi ayrıca envanter defteri tutularak mal envanteri de bu defterlere kaydedilebilir. İsteyen ikinci sınıf tacirler boş bir kağıt üzerine envanter listesi yapıp imzalar ve kaşeler ise bu da envanter yerine geçer, bu kayıt yerine geçer. Amortisman, gayrimenkuller ve tesisat gibi amortismana tabi kıymetler işletme hesabı defterine kaydedilmez. Ancak bunların amortisman kayıtları tutulmak şartıyla bu kıymetler üzerinden her yıl ayrılan amortismanlar işletme hesabı defterine gider olarak işlenir. İşletme hesabı defterinde sadece basit normal amortisman yöntemi kullanılır. Vergi usul kanununa göre amortismana tabi kıymetlere uygulanacak normal amortisman oranı %20 oranından fazla olmamak şartıyla mükellefler tarafından serbestçe tespit edilebilir. Amortisman ayırma şartları şunlardır. İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması, değerleme gününde envantere dahil ve kullanıma hazır olması, iktisadi kıymetin değerinin 1200 lirayı yani 2019 yılı için aşması 2020 yılı için 1400 lira olarak belirlendi. Bu her yıl değişen bir oran. Değişen bir tutar. Bunu her yıl Maliye Bakanlığı belirliyor. Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetler için Maliye Bakanlığı'nca iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerini dikkate alarak tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden amortisman hesaplayacaklardır. Ayrılan amortismanlar ödenen ücret ve diğer giderler sütununa kaydedilir. Gider olarak kaydediyoruz. Kar zarar tutarı işletme defterinde yıl sonu envanteri yaptıktan sonra işletme hesap özeti çıkarılır. İşletme hesap özetinin gider sayfası ve gelir sayfası toplamları alınır. Gider ve gelir arasındaki fark hangi taraf az ise o tarafa yazılarak tablo denkleştirilir. Gelir tarafının fazla çıkması durumunda işletme kar etmiştir. Gelir tarafı fazla ise aradaki fark gider kar kısmına kar olarak kaydedilir. Gider tarafının fazla çıkması halinde işletme zarar etmiştir. Gider tarafı fazla ise aradaki fark gelir kısmına zarar olarak kaydedilir. Kar zararda gelir büyükse kar, gider büyükse zarar şeklinde kayıtlar yapılıyor. Bu şekilde bir örnek hesap özetimiz var. İşletme hesap özeti giderler sol tarafta, dönem başı mal mevcudu, satın alınan mal bedeli, diğer giderler, dönemin karı varsa dönemin karı buraya yazılıyor. Gelirler tarafında mal satışı, diğer gelirler, dönem sonu stok yazılıyor. Var dönemin zararı ise dönem zararı yazılıyor. İki toplam birbirine eşit olmak zorunda. Vergi usul kanunun 196. maddesine göre işletme esasına göre defter tutanlar her hesap döneminin sonunda işletme hesap özeti çıkarırlar. Bu özet işletme defterinin son sayfasına yazılır. İşletme hesap özeti gider ve gelir olmak üzere iki kısımdan oluşur.
İşletme hesap özeti gider tarafında işletme hesabı hesap özetinin sol tarafına yani gider tablosuna dönem başının mal mevcudu, dönem içinde yapılan mal alım tutarları, dönem içinde işletme giderleri, aylan amortisman tutarları, mal satış iadeleri tutarları, demirbaş satış zararı tutarı, dönem karı varsa dönem karı, genel toplam yazılıyor. İşletme hesap özeti gelir tarafına, işletme hesap özetinin sağ tarafına dönem içinde yapılan mal satışları tutarı, dönem içinde alınan ücret ve diğer gelirlerin tutarı, dönem sonu mal mevcut tutarı, mal alış iadeleri tutarı, demirbaş satış karı, zarar toplamı varsa zararımız, genel toplam yazılıyor. Bu iki genel toplam birbirine eşit oluyor. Bir örnek hesap özetimiz var. Burada Gül Ticaret İşletmesi'nin 31.12.2012 tarihli hesap özeti. Dönem başı mal mevcudu 1200 lira, dönem içi alışları 160 lira, dönem içindeki giderleri 83 lira, toplam 1443 lira. Buraya kadar baktık. Sonrasında gelir tarafına bakıyoruz. 140 lira dönem içi mal satışı. Dönem içindeki gelirler 190 lira. Dönem sonu mal mevcudu 1400 lira. Toplam 1730 lira. Gelir tarafı büyük olduğu için kar oldu. Karı da arasındaki farkı çıkarttık. 287 lira. Kar tarafına yazıyoruz. Genel toplam iki taraf birbirine eşit oluyor. Şeklinde hesap özeti yapılıyor. Şimdi kısa bir örnek var. Gelir ve gider kayıtlarını yapıp sonrasında hesap özetini çıkaracağımız. Burada bir Excel sayfam var benim. Bunu kullanacağız. Buradan işletme hesap özeti defterine kaydımızı yapacağız. Oradan da hesap özetini çıkartacağız. Excel'de bunu yapacağız. İşletme dönem sonu işlemleri demiş. İşletmenin dönem başı mal mevcudu yani bir dönem içindeki hareketlerini yapacağız. Sonrasında işlemlerimizi tamamlayacağız. Dönem başı mal mevcudu 20 bin liradır. Dönem başı mal mevcutları gider tarafında mal alımı olarak kaydını yapıyoruz. 01.10 tarihinde bu işlem yapılmış. 01.10.2008 olarak alacağız. 10. ayın 10. ay 2 dönemi işlemi alacağız. Dönem başı mal mevcudu 20 bin lira. 01.10.2008. Burada evrak yok. Sadece dönem başı mal mevcudu olduğunu yazacağız. Dönem başı mal mevcudu dememiz yeterli. Alınan ücret ve giderler sıfır olacak. Satın alınan mal bedeli kısmına stok hareketi olduğu için 20 bin lirayı yazacağız. İndirilecek KDV'miz yok. Toplamımız buradaki 3 satırın toplamıydı biliyorsunuz. Gider kayıtlarında bunu işlemiştik. Gelir kayıtlarında da bunu işlemiştik. Toplamını aldık 3 satırın. Sonrasında ikinci kaydımız 02.10 tarihinde 4000 liralık malı 35 numaralı fatura ile satmıştır. Satış olduğu için gelir tarafına yazacağım. Gelir tarafına 04.10.2008 tarihinde tarih kayıt tarihim aynı 35 numaralı fatura mal satışı açıklaması mal satışı yazıyorum ödenen ücret alınan ücret ve gelir yok burada mal hareketi olduğu için 4000 lira KDV hariçmiş mal bedelim 4000 lira KDV'si KDV hariçti buraya her zaman mal bedelinde KDV hariç rakamı yazıyordum 4000 lira çarpı 8 bölü 100 320 lira toplamda bu 3 sütundaki bedelin toplamıydı 4320 bundan sonra zaten formülü kopyalayarak aşağı doğru geleceğim ya da komple çekeceğim şöyle hepsine toplamı uygulamış olacak şu şekilde sonrasında şunu da küçültebilirsem şöyle biraz bunu küçültelim ki şöyle okuyabiliriz herhalde. Şöyle sığdıralım. Şunu biraz daha kaydırıp küçültürsek işimizi görecektir. Oradan okuyabiliriz. Şöyle sığdıralım. Tamam. Buradan okuyup aktarabiliriz. Sonrasında İşletme 04.10.2008 tarihinde iş yeri kirası olarak 2000 lirayı bankaya yatırmıştır. Karşılığında dekont almıştır. 601 numaralı dekont. 04.10 bu kirayı iş yeri kirası, iş yeri kira giderimiz bizim.
4-10-2008 tarihimiz, kayıt tarihi, belge tarihimiz aynıydı. Belge numarası 601. Bu bizim için bir kira gideri. Kira gideri olarak yazıyoruz. Bu bizim için ödenen ücret veya giderlerden bir tanesi. 2000 lira. Burada mal bedelimiz yok, KDV'miz yok. Toplamımız 2000 lira. Toplamı da formüllerden aldı. Otomatik olarak yapacak bundan sonrasında. 08-10-2008 tarihinde 3000 liralık malı 76 numaralı fatura ile satmıştır. %8 KDV hariç. 08-10-2008 tarihinde 36 numaralı, pardon, 76 numaralı, pardon, mal alımı yapmış. Şöyle özür dilerim. Mal alımı yaptık. 08-10-2008 mal alımlarını gider sütun sayfasında mal alım bedelini yazıyoruz. 2008 76 numaralı fatura mal alışı dediğimiz zaman burada ödenen ücret gider yok, mal bedeli kısmına gelecek. 3000 lira KDV'si %8 KDV hariçti. 3000 çarpı 8 bölü 100 240 lira, 3240 lira olarak kaydı yapacak. İşletme 9-10-2008 tarihinde 6000 liralık malı 875 numaralı fatura ile almıştır. KDV %8 hariç. Yine mal alımı yaptık. 09-10-2008'de 875 numara. Yine mal alışı. Giderler 0. Mal bedelimiz 6000 lira. KDV'si %8'di. Üstteki bölümü kopyalayarak yapıyorum. Ctrl D yaptım. 6480. Şurada Ctrl D yapınca üstteki aynı birebir kopyalıyor. 6840 lira. Sonrasında monografimizin devamında işletme 18-10-2008 tarihinde 500 lira bankadan faiz gelirini 98 numaralı makbuz ile çekmiştir. Faiz geliri elde ettik. Gelirler sayfasına geçiyoruz. 18-10-2008 18-10-2008 dekont numarası vermiş bana. 98 numaralı dekont. Faiz geliri yazmam yeterli açıklamaya. Alınan ücret veya gelirler. Gelirler tarafında kaydımı yapıyorum. 500 lira. Mal bedelim 0. Hesaplanan KDV'm 0 şeklinde yazdım. İşletme 19-10-2008 tarihinde 400 lira tutardaki telefon faturasını ödemiştir. Fatura 676, %18 KDV hariç. Bizim için bir telefon gideri ya bu. 19-10-2008 buradaki aynı rakam, aynı tarih. Fatura numarası 676. Telefon gideri dememiz yeterli. Ödenen ücret veya gider bizim için 400 lira KDV hariçti. Buraya her zaman KDV hariç rakamları geliyordu. KDV'sini buraya hesaplatıyorduk. 400 lira, 72 lira KDV'si, 472 lira toplam kısmını da topluyor. Otomatik olarak yazıyor. Elle yapıyorsanız toplam kısmını toplayıp yazmak gerekiyor. 21-10-2008 tarihinde 52 numaralı fatura ile iş yerinin ihtiyacı olan kırtasiye malzemesi 450 liraya peşin alınmıştır. KDV oranı %18 hariçtir. Yine bizim için bir gider var. Kırtasiye gideri. 21-10-2008 fatura numarası 52. Kırtasiye gideri olarak yazıyoruz. Gider kısmına 450 lira. Mal bedeli yok. Mal alışı yapmadık. %18 KDV hariçti. 450 çarpı 18 bölü 100. 81 lira. 531 lira da toplam rakamımız var. 25-10-2008 tarihinde 5000 lira tutarındaki malı 36 liraya 36 nolu fatura ile satmıştır. Mal satışı yaptık. Gelir tarafına geçiyoruz. 25-10-2008 tarihinde 25-10-2008 tarihimiz. Fatura numaramız 36. Sonrasında açıklama kısmımız mal satışı. Ücret gelirler 0. Mal bedeli kısmına satılan mal bedeli 5000 lira. %8 KDV hariçti. 5000 çarpı 8 bölü 100. KDV'si 400 lira. 5400 lira da toplamımız var. İşletme 27-10 tarihinde 3000 lira tutarında malı 37 numaralı fatura ile satmıştır. Yine bizim için bir gelir var. 27-10-2008 27-10-2008 37 numaralı faturamız şöyle numaralı kapatalım.
toplandı. 37 numara mal alışı, mal satışı, alınan ücret ve giderler 0. Sonrasında 3000 lira satılan mal bedeline geliyor. KDV'si %8. Ctrl D ile üstteki formülü hesaplamayı aynen kopyaladım. 3240 lira toplamımız var. Sonrasında işletmenin dönem sonu mal mevcudu 32200 liradır. Dönem sonu 31.10.2008'e kaydedeceğiz. Bunlar boş tire atabiliriz. Boş kısımlar. Yani boş olmasın diye tire atabiliriz. Buraya dönem sonu mal mevcudu. Şöyle dönem sonu mal mevcudu diyebiliriz. Kısaca alınan ücret gelirler 0. Mal bedeli 32.200. KDV 0. Dönem sonu mal mevcudu envanterle tespit ediliyor demiştik biraz önce. Envanter sayımımı yaptım. Envanter sayımım sonucunda dönem sonu mal mevcudumu tespit ettim. Dönem sonu mal mevcudu benim için bir gelir. Elimde kaldı kalan mal olduğu için. Dönem başı mal mevcudun da mesela bu 11. aya dönemine gider sarrafında dönem başı mal bedeli olarak kaydedilecek rakam aslında. Bu şekilde devreder. Dönem başı mal mevcudunu bir mal almışım gibi kaydediyorum. Dönem sonu mal mevcudunu bir mal satmışım gibi gelir olarak kaydediyorum. Hesap özetine geçtiğimizde bunu daha iyi anlayacağız. Hesap özetine geçmeden önce gider sayfasının ve gelir sayfasının toplamlarını, sütunları toplamlarını. Önce giderlerin toplamını alıyoruz. Giderler, ödenen ücret ve giderlerin toplamını aldık. Sonrasında bunu böyle çekiyorum Excel'de ya da elle yapıyorsunuz, elle toplamak gerekiyor. Mal bedelinin toplamları, KDV sütununun toplamı ve genel toplam sütununun toplamının alınması gerekiyor. Yukarıdan aşağı doğru toplanıyor. Buradaki 3 sütunun toplamıyla burası eşit olması gerekiyor. Yatayda toplamının, dikeyde toplamıyla yatayda toplamının eşit olması gerekiyor. Bir farklılık varsa elle doldururken genelde hatalı olabiliyor. O şekilde kontrol etmek gerekiyor. Aynı şekilde gelirler tarafının da toplamlarını alıyoruz. Dönem içindeki gelirler, dönem içindeki mal satışı, dönem içindeki hesaplanan KDV ve dönem içinin gelir toplamı şeklinde yapmış oluyoruz. Yine aynı şekilde yatayda topladığımızda bu bedellerin eşit olması gerekiyor. İşletme hesap özetini çıkartmak için buradaki toplamlardan faydalanacağım veya işte içerideki bilgilerden faydalanacağım. Bana işletme hesap özeti soruyor. Diyor ki dönem başı mal mevcudun ne kadar? Dönem başı mal mevcudun benim 20 bin lira burada biliyorum. Dönem içi alışların ne kadar? Dönem içindeki mal bedelim ne kadar? Burada 29 bin lira. Dönem içi giderler pardon dönem içi alışlarım ne kadar? Onu özür dilerim direkt yaptık oradan ama burada dönem başı mal mevcudu da var. Dönem içi alışlarım buradan ister tek tek kopyalayabilirim. Şu şekilde artı toplatarak yapabilirim ya da buradaki rakamdan ikisini çıkartabilirim. Yani buradaki rakam eksi dönem başı mal mevcudunu çıkartarak bulabilirim. İki şekilde de yapabilirsiniz. Azsa tek tek toplarsınız. Çoksa toplam bedelden, toplam rakamından, bu sütunun toplamından dönem başı mal mevcudunu düşerek bulabilirsiniz. Dönem başı mal mevcudunu düşerek bulmak daha kolay. Şu şekilde buranın toplamı eksi dönem başı mal mevcudu şeklinde bulurum. Dönem içi giderlerim zaten burası sadece dönem içi giderlerimde. Başka bir sıkıntı yok. Burasını yazdığım zaman 2850 lira yazıyorum. Burasının toplamı yani giderler tarafımın toplamı 31.850 lira. Şu ikisinin toplamı şeklinde olması gerekiyor. KDV'yi burada ayırmış oluyoruz. Giderler tarafının toplamını aldıktan sonra gelirlerin dökümünü yapacağım. Dönem içi satışlar ne kadar? Dönem içi satışlarda da şunu yapabilirsiniz. Burası yani sütunun toplamı eksi dönem sonu mal mevcudu diyebilirsiniz. 12 bin lira ya da tek tek şu şekilde toplayıp kontrolünü yapabilirsiniz. 12 bin lira bu şekilde formülize edebiliriz. Gelirlerde de dönem içi gelirlerde direkt bu sütunun toplamı zaten benim gelirlerim. Dönem sonu mal mevcudumda belli rakamım tek rakam var. 32.200 lira.
Buradaki toplamımda bu 3 rakamın toplamını almam gerekiyor. Gelirler toplamı olarak benim gelirler toplamım 44.700 lira. Şurasının toplamı şeklinde olacak. Sonrasında gelirler mi büyük, giderler mi büyük diye bakıyorum ve genel toplamları birbirine eşitliyorum. Burada gelirlerim büyük. Gelirlerim büyük ise gelirden gideri çıkartıyorum. 12.850 lira karım var. İkisini birbirine topladığım zaman 44.700 lira yapıyor. Burası 0 olacak. Burası da 44.700 lira şeklinde olmuş olacak. Hesap özetimizi de bu şekilde bulmuş oluyoruz. Defter beyan sistemine elektronik ortamda tutulan kayıtlarda da aynı şekilde sistemden çektiğinizde aynı şekilde bu özet yapılır. Dönem sonlarında dönem sonu mal mevcudunu girmeden önce bu hesaplamaları yaparsın. Yaptıktan sonra dönem sonu mal mevcudu girilir. Sonrasında kâr zarar ortaya çıkmış olur. Bu şekilde faydalanabiliyorsunuz. İşletme hesap özeti defteri apartmanlarda şu an kağıt ortamında kullanılıyor. Bunu daha önce söylemiştik. Diğer işletmelerde, serbest mesleklerde, basit usullerde, elektronik ortamda, defter beyan sisteminde kullanılıyor. Ama işin temeli bu. Burayı bilirsek bundan sonrası için diğer kayıtlarda zorlanmayız ve işin mantığını oturtmuş oluruz. İş buradan başlıyor, sonrasında ilerliyor. Bu işletme defteri ile ilgili anlatacağım bu kadar. Bunun için ayrıca başka bir monografi de talep olursa hazırlarım. Yeni bir monografi, daha uzun bir monografi, daha ayrıntılı bir monografi de hazırlarım talebe göre. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim.